yönetmeliklerde ve uygulamalarda deniyor ki işte bir yıkım sırasında ıslak perdeler ve pulverize su sistemlerinin kullanılması lazım dört taraflı olarak. Ve bizim bu çevre il müdürlüğümüzün kararlarında da mevcut yıkım sırasında bu tür tedbirlerin alınması gerektiği. Ancak bununla ilgili gerçekten altyapı çok yeterli değil. Gerçekten pulverize sistem yapmak için dört taraflı ve etkili nozüllerle suyun püskürtülüp yıkımın o sırada meydana getireceği tozların yıkanması gerekiyor. Ama bunu maalesef yapabileceğimizi düşünmüyorum. Hele ki yıkımların aynı anda olduğunu da düşünürsek bizim acaba o konuda altyapımız yeterli mi? Bunu mutlaka bir sorgulamamız gerekiyor. Yıkım sırasında çıkan tozların genellikle iri partiküller. Yani PM10 ve üzerlerinde partiküller de çıkıyor. Yani 10 mikrondan küçük partiküller de olacak, büyük partiküller de olacak. Büyük partikül olması o tozların çok uzak mesafelere taşınmamaları demek. Yani çok yakın çevrede çökelmeleri demek. Ama çok ince partiküller de çıkacağı için onların uzak mesafelere taşınması söz konusu. Eğer pulverize sistemle koruma tedbiri almazsak şayet. Bu emisyon hassas gruplarda çok önemli olacak. Yani yaşlılar, çocuklar veya astım ve benzeri solunum yolu hastalıkları bulunanlar için gerçekten problemli olacak. Şu ana kadar yapılan yıkımlardan birçoğuna denk geldim ama hiç ben birisinde bu şekilde kullanıldığını görmedim. Yani çok nadir, çok büyük sitelerin yıkımında perdeler çekildiğini gördüm ama pulverize sistemin çok etkin yapıldığını görmedim. Bu bir ihtiyaç. Gerek bakanlığımız, gerek il müdürümüz, valiliğimiz bunu Büyükşehir Belediye'miz yönetecek. Önemli bir süreç. Değerli de olduğunu düşünüyoruz ama doğru şekilde yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Elimizde yaklaşık 1,5-2 senedir yayınlanmayan bir taslak var. Yıkım ve işlemleriyle hafriyat toprağıyla ilgili bir yönetmelik taslağı. O aslında mevcut yönetmeliğimiz de birçok konuyu karşılıyor şu andaki haliyle ama yeni taslağın da bir an önce gündeme gelmesi lazım. Bu taslaktaki farklar ne derseniz belki hani bizim ihtiyaçlarımız veya çıkacak sorunlarla ilgili de bunlar biraz daha konuşulmuş olur. Bir tanesi bu işi yapacak kişilerin ehil olup olmaması ile ilgili bir süreç. Yeni taslakta bu uygulamayı yapacak müteahhitlerle ilgili daha detaylı gereksinimler, zorunluluklar getirilmiş durumda. Eski yönetmeliğimizde de, şu anda geçerli olan yönetmeliğimizde de zaten var olan bir seçici yıkım kavramımız var bizim. Atık yönetimimizde ana kavram şu. Yani orayı bir bina olarak, bir kütle olarak birim zamanda aşağı indirip bunu taşıyalım. Evet de daha ucuza gelecek bir yöntem ama eğer seçici yıkım zaten zorunlu bir sistem o. Yani içerisindeki asbestli malzemeler, borular, efendim söyleyeyim çatı özel malzemeler, MSDS formu dediğimiz bizim güvenlik formlarına tabi olan özel kullanılmış bazı malzemelerin önceden ayrılması gerekiyor. Bunların ayrı şekilde yönetilmesi gerekiyor. Ondan sonra da beton, tuğla gibi kısımlarının yani taşıyacaksam farklı şekilde bir işlemle yıkılması lazım. Artık yapılacak binalarda yeni yaklaşım şu olmalı. Bu malzeme nereden temin ediliyor? Hangi güvenlik formları var, ne kadar kullanıldı, kimlerden alındı ve bunlar nasıl kullanıldı, nasıl uygulandı bunların bilinmesi daha sonraki yıkım işlemlerine de daha avantaj sağlayacak bize. Şu anda bu kadar profesyonel gitmiyoruz. Bursa'daki durum Türkiye standartlarının üzerinde. Yani 8 tane özel, bir tane Büyükşehir Belediye'mize ait bir tesis var. O tesisimizin yeni bir tane daha Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığımız görüşmelerde bir tesiste Nilüfer civarına düşünüldüğü bize söylendi. Burkent biliyorsunuz bu süreci yönetiyor. O mantıkla baktığımızda fena değil ama yeterli mi derseniz yani yeni açıklanan rakamdaki süreci yönetmekle ilgili sadece bizim arkadaki tesisleri değil yani yıkacak yıkım işlemi sırasındaki süreci de iyi yönetmemiz lazım. Sonrasında da bu malzemeleri ne yapacağımıza karar vermemiz lazım. Yani malzeme laboratuvarından geçmesi lazım aslında. Bununla ilgili bir altyapıya ihtiyaç var mı? Evet var. Yani tüm Türkiye'de var, Bursa'da da var. Eğer yeşil binalar gibi artık yeni tasarlanan binalara girersek biz sera gazı emisyonlarında, karbon ayak izinde avantajlı hale gelmeye başlıyoruz. Biz yeni oluşturacağımız atık gruplarını doğru yönetmek zorundayız. Uzun bir planlama süreci gerekiyor. Yani biz bu binayı seçtik. Önce bu binadan başlayıp yıkacağız gibi bir süreç değil bu. Bu bölgede nasıl bir çalışma yapalım? İşte kent planlamacısından, şehir bölge planlamacısından, efendim mimarından, inşaat mühendisinden, çevre mühendisinden, altyapısından, belediye yetkililerinden böyle bir kurulun aslında bir ön çalışma yapması lazım. Bir uzman ekip çalışması lazım. Sonrasında sürecinden başlaması lazım. İnsan ölümün olduğuna inanır ama kendisinin öleceğine pek inanmaz ya daha çok var diye. Bu da öyle bir şey. Hani binalardan ortaya çıkacak bir hem yük olacak hem kirletici deşarj olacak.
onun getirdiği bir ekstra yükler olacak. Bunun farkında bence. Ama tam olarak nasıl gerçekleşeceğinin farkında değil diye düşünüyorum. Aynı anda binaların bir patlatma sistemiyle patlatılarak yıkıldığını düşünün. O zaman çıkacak emisyon miktarı ve kontrolü çok daha farklı. Ama belli bir program dahilinde ve belli önlemlerle sırasıyla yapıldığı zaman bu bence minimum düzeyde tutulabilir. Önemli olan niyet ve ona hazırlık. Altyapıyı oluşturmak önemli. Mesela bizim pülverize sistem diyoruz ama acaba Bursa'da kaç tane pülverize sistem yapabilecek firma var? Veya diyelim ki biz hani bir yıkım sırasında belediye yapıyor diyelim yıkımı. Oraya mesela pülverize sistemi sağlayacak kaç tane itfaiye aracı var? Ve bunu oraya kanalize ettiğinizde acaba itfaiyenin diğer hizmetleri etkilenecek mi? Yani bunu gerçekten programlayıp hazırlık yapıp öyle başlamak gerekiyor. Çevre doğru yönetilmesi gereken bir yapı ve hepimiz içindeyiz. Bu bir maliyet. Bu maliyete katlanmak zorundayız. Nasıl katlanacağımıza karar vermek zorundayız. Ya bu süreçleri doğru yöneterek başlangıçta bu maliyetlere katlanmayı göze alacağız veya daha sonra çıkacak etkilerden dolayı dolaylı sağlık riskleriyle ilgili, kentsel risklerle ilgili, çevre ve insan sağlığına yansıyacak tarafıyla ilgili maliyetlere katlanacağımıza karar vermek zorundayız. Yani süreç böyle düşünelim. Planlama dediğinizde yani bir kere de bir işi yapayım, kaldırayım, koparayım, götüreyim mantığı ucuza gelecektir elbette. Bizim inşaat sektörümüz, müteahhitlerimiz de bu işe rahat adapte olacaktır. Yani yeni teknolojilerin kullanımıyla ilgili, bu maliyetlere katlanmakla ilgili, kime neye yansıtılacağıyla ilgili kararı sadece kentli olarak vermek zorundayız. Bursa'nın mevcut hava kalitesi verilerini incelediğimizde partikül madde bakımından önemli bir kirliliğin olduğu maalesef aşikar. Partikül maddenin bu kadar yüksek olduğu bir durumda biz bir de yıkım faaliyetleriyle bunu daha da derinleştirmemek için gerçekten önlem alarak yapmamız lazım. Şimdi partikül madde dediğimiz zaman hani halkımız hep toz olarak tabir ediyor. Partikül maddenin boyutları çok önemli oluyor ve çökelebilen partiküllerden bahsediyoruz. Bir de havada asılı duran partiküllerden bahsediyoruz. Bu çökelebilen partiküller bir şekilde kontrol edilmezse etrafta çökelmelere sebep olacak. Acaba Bursa gerçekten bu kadar partikül madde yükünü ne kadar sürede özümleyebilir? Onu hesapladıktan sonra belki de bu işi başlatmak gerekiyor. Bir yıl içinde yıkılmasıyla 3 yıla yayılması arasında çok büyük farklar olacaktır. O partikül maddelerin insanların solunumlarını olumsuz etkilemeyecek seviyelerin altına düşmelerini belki de doğal proseslerden beklememiz gerekiyor. Çünkü partikül maddeler veya diğer kirleticiler atmosfere verildikten sonra onların bizim bir atık su arıtımı ya da toprak katı atık arıtımı gibi bir süreç yok maalesef. Yani orada ya biz yağışları bekleyeceğiz, o havadan yıkanıp yeryüzüne inmesini bekleyeceğiz ya da lodos gibi çok etkin rüzgarları bekleyeceğiz. Bir metrekare binanın yıkılması sırasında saniyede yaklaşık 210 ile 25 mikrogram partikül maddenin havaya çıkabileceğini söylüyor. Bu tabii ki kontrolsüz olursa. Bursa'daki tüm mesela binaların yaklaşık metrekaresi, işte beton cinsleri vesaire bunlarla ilgili bilgi alırsak o zaman biz Bursa'da bir yıl içinde bu binalar yıkıldığında ne kadar partikül maddenin maksimum oranda atmosfere çıkabileceğini, hiçbir kontrolü önleme alınmazsa atmosfere çıkabileceğini hesaplayabiliriz. Bütün hafriyat araçlarında GPS sisteminin olması gerekiyor. Yani bu araç nereden aldı, nereye götürdü, uygun bir şekilde hafriyat alanı olarak belirlenmiş alana mı döktü diye bir sistem olması lazım. Büyükşehir Belediye'miz bunu kurdu. Bu yapı var ve Bursa'daki araç sayısıyla bu anlamda hani yeni bir kentsel dönüşüm süreci başladığında bu yönetilebilir mi? Problem çıkacağını düşünmüyorum onunla ilgili. Onların taşınması sırasında ve depolanma sırasında da hatta araçlardan çıkan emisyonların da bu işte yapılması lazım. Bu bir planlama işi diyoruz ya. Planladığınızda havayla ilgili uzmanlaşmış hocalarımızın bununla ilgili bir model çalışması lazım. Yani o modellerle ilgili ortalama bir emisyon değeri ortaya çıkması lazım. Bu planlamanın bir parçası. Bu kadar büyük bir projeye giriyorsanız yani milyon dolarlık bir kentsel dönüşüm süreci başlayacaksa bunun başlangıcında çevresel oluşturacağı yükler yani çevresel etki değerlendirmesiyle ilgili gerçekçi rakamları ortaya koymak lazım ve yönetmek lazım. Biz kirlilik oluştuktan sonra müdahale etmekten artık vazgeçmiş durumdayız.
kirliliği oluşturmamaya çalışıyoruz. Yani kaynağında engellemeye çalışıyoruz. Kaynağında azaltmaya çalışıyoruz. Mümkünse orada geri dönüştürmeye çalışıyoruz. En son çare nihai bertarafa götürmeye çalışıyoruz. Bütün bunları görmemiz lazım ve böyle yürütmemiz lazım. Zaten biz Avrupa Birliği'ne de bunu taahhüt ettik. Atık hiyerarşisi diye bir yapı içerisinde bunu yönetmemiz gerektiğini, zaten çevre müktesebatına uyum sürecinde bunu taahhüt etmiş durumdayız ve tüm yönetmeliklerimiz aslında ona göre evrildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda Burkent üzerinden, yani yan kuruluşu üzerinden yürüttüğü bir süreç var zaten. Yani yetkilendirilmiş bölgeler, alanlar, seçilmiş alanlar zaten var. Yeterli mi? Eğer böyle bir büyük sürece girilirse elbette yeterli değil. Onunla ilgili yeni alanlar belirlenmesi gerekiyor. Bu başlı başına bir iş mesela. Bursa'daki binaların kaç tanesinde eski izolasyon malzemesi olarak asbestli malzeme kullanılmış onu tam bilemiyorum. Ama onun da mutlaka belirlenmesi lazım. Kaç adet binada bu var ve onların yıkımı sırasında da asbestle ilgili uzman ve etkin önlemlerin sağlanması gerekiyor. Çünkü o çok daha tozdan, partikül maddeden çok çok daha tehlikeli, kanserojen bir bileşik. O yüzden onun için ayrı bir hassasiyet göstermek gerekiyor. Bina eğer çok eski ise burada asbest olma ihtimali daha fazla. 6 haneli atık kodlarımız var. Bu 6 haneli atık kodunun tek tek oradan belirlenmesi, hangi tür atıklar var, o atıklar nasıl yönetilmeli diye bir çalışmanın yapılması lazım. Bir binaya uzmanların girmesi lazım, belirlemesi lazım. Yerinde sökülecek bütün malzemenin, geri kazanılacak bütün malzemenin geri kazanılması lazım. En son artık bir şey yapamıyoruz dediğinizde yıkacak hale gelmeniz lazım. Yani süreci öyle düşünmek lazım. Seçici yıkımdan kastımız hangi atıklar çıkacak? Bu atık kodlarına göre belirlendi mi? Oralardaki çalışmalar kimler tarafından yapıldı? Tek bir uzmanlık grubuyla yetmiyor bu iş. Seçici yıkım sadece piyasanın şartlarında maddi karşılığı olan malzemenin binadan çıkarılması, daha sonra da çok büyük bir mali tutarı olmayan, piyasada karşılığı olmayan malzemenin yıkılarak o bölgeden uzaklaştırılması şeklinde yürütülüyor. Partikülün kaynağının araştırılması ile ilgili daha detaylı çalışma ihtiyacı var Bursa'da. Yani bizim limitlerin üzerine çıktı. Zaten valiliğimizin, belediyemizin nedir görevleri, il müdürlüğünün nedir görevleri yazılı yönetmeliklerimizde. Bunun kök sebepleriyle ilgili detay çalışma üniversitelerimizle birlikte yapılmalı. Bursa Uludağ Üniversitesi var, Bursa Teknik Üniversitesi var. Farklı üniversitelerden uzmanlarımız gelebilir. Bölgede partikül madde analizlerinin yapılması ihtiyacı var. Eğer partikül maddeyi geçiyorsak, kükürt dioksit değeri geçiyorsa kükürt dioksitle ilgili kaynak araştırmamızın bizim yapılması lazım. Yani burada kök sebepleri belirleyip ortadan kaldırmadığımız müddetçe biz acaba neden kirli bir havada yaşıyoruz Bursa'da demenin pek anlamı yok. Bunları belirleyip ortadan kaldırmakla ilgili önlem alacağız. Yoksa kendi aramızda konuşuruz. Yani üniversitede hocalar konuşur, gazetede zaman zaman haberler yansır. Yetkililerimiz zaman zaman açıklamalarda bulunur. Bunun çözüme yönelik yapılması için verilere ihtiyacımız var bizim. Bu değerler, sürekli ölçüm sistemimiz var. Bakanlığımız zaten onun elinde veriler var. Onun detay çalışmasına ihtiyaç var Bursa'da. Ve ortadan kaldıralım. Doğru şekilde yönlendirilmesi lazım vatandaşlarımızın. Böyle bir panik hali, bir ortada bir büyük bir olay süreci varmış gibi böyle bir ortam esneme gerek yok ama asıl maruziyet, uzun süreli maruziyetlerin riskini görmemiz lazım çevre konularında.